Gelen sorulardan bir tanesi, hocam ben şerit değiştirirken direksiyon hakimiyetimi kaybediyorum. Bunun için ne yapmalıyım diye soruyorlar. Şimdi vites atarken doğrudan pedala odaklanıyor arkadaşlar. Pedaldan ziyade önce sol eliyle direksiyon hakimiyetini sağlaması gerektiğini bilmesi lazım. Yani araba kullanırken bir görev paylaşımı yapması lazım. Nedir? Sol elin görevi direksiyonun hakimiyetini sağlamakken, sağ elin görevi her ne kadar iki elle direksiyon tutsak da direksiyonla vites arasında geçişleri sağlamak. Bu geçişleri sağlarken direksiyonla, yani sağ elimiz direksiyondan vitese gidiyorken direksiyonu kim tutacak? Tabii ki sol elimiz tutacak. Öyleyse burada asıl olan sol elin direksiyon üzerindeki hakimiyetidir. Ne yapacağız peki bu hakimiyetin bozulmaması için? Vites atmadan önce iki elle direksiyonumuzu tutarken, şu an kamerayı tuttuğum için iki elle tutamıyorum. İki elle tuttuğumu varsayalım. Burada gidiyorum ve vites atmaya karar verdim diyelim. Yapmamız gereken öncelikle iş nedir? Sağ elimi vitesin üzerine koyacağım. Koyduktan sonra sol elim, hemen vites atmayacağım, sol elimle bir bakacağım. Önce şeritle sabit tutabiliyor muyum arabamı? Sabit tutabiliyorsam, kaymıyorsa debriyaja basıp vitesi atıp tekrar debriyajı bırakırken gaza geçeceğim. Yani burada sol elin hakimiyeti çok önemli. Ve bu vitesi atarken de yine sol elimle bir odağım hep şeridimin içerisinde tutuyor muyum olacak. Ve vitesi yine atarken sol elim tutuyorken sağ elimle bu vitesi çekiyorken sadece kolum oynamalı. Vücudumla çekmemeliyim. Hani kürekçiler böyle iki küreği birden çeker ya. Arkadaşlar o şekilde vites atıyor. Yani sağ eliyle çekerken sol elini de böyle çekiyor ve araba ne oluyor? Böyle sola gidiyor. Hayır, sol el sabit kalacak. Vücut robot gibi. Sadece sağ eliniz vitesi çekecek. Sol el sabit dururken sağ el vitesi atacak. Vücut hareket etmeyecek. Vitesi kolla atacağız. Vücutta değil. Şimdi tabii usta şoför arkadaşlar bunu dinlediği için kimisi diyor ki hocam öyle yani olmaz. Zaten yapmıyoruz öyle bir şey diye, ama bunu yeni başlayan arkadaşlar için anlatıyorum. O yüzden hani bu bilgiyi ona göre dikkate alırlarsa daha faydalı olur. Şeritte tutmak sol elin görevi. Zaman zaman müsait olan yollarda tek elle kullanmayı tavsiye etmiyoruz, ama sol elinizi geliştirmeniz gerekiyorsa sağ elinize vitese koyup sol elle kullanma işini yapmanız lazım. Arabayı sol elle şeritte götürebiliyorsanız zaten ondan sonrasında vites atmalarınız düzelir. Ama siz farkında değilsiniz, hep sağ eli kullanıyorsanız o zaman ne olur? Siz her sağ eliniz vitese gittiğinde, yani her eliniz böyle buradan buraya gittiğinde sol elde peşine gitmeye çalışıyor ve direksiyon böyle böyle oluyor. Bunun ana sebebi sol eli geliştirmemeniz. O nedenle sol el çalışması yapmanız gerekiyor. Bana aklınıza takılan soruları YouTube yorumlardan, Instagram yorumlarından sorabilirsiniz. Fırsat buldukça size bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Beğendiyseniz lütfen güzel yorumlarınızla bize destek olun. Beğenerek çevrenizde paylaşın. Keyifli sürüşler.